adet sancısı denen sancı bir spazmdır. Spazm demek içi boş olan organların aşırı kasılması sonucunda ortaya çıkan ağrı demek. Mide spazmı mesela, neden? Çünkü mide içi boş bir organ. Mesela karaciğer spazmı olmaz çünkü karaciğer içi boş bir organ değil. İçi boş olan organlar, rahim içi boş bir organdır. O yüzden de spazm, aslında bunu rahim spazmı olarak değerlendirmek lazım. Böylece spazmı giderebilecek olan bütün etkenler rahim spazmını, yani adet sancısını giderebilir. Ne yapıyoruz evde geleneksel olarak mesela spazm geçirdiğimiz zaman, işte bağırsaklarımız böyle ağrıdığı zaman, işte herhangi bir şekilde şiştiği zaman, karnımız ve ağrımaya başladığı zaman bir kere öncelikle sıcak havlu koyuyoruz veya işte sıcak su içeren işte o plastik şişeleri koyuyoruz. Bu işe yarıyor mu? Çoğu zaman yarıyor. Onun dışında ne yapıyoruz? İşte karnımızı içimize çekerek yatıyoruz. Bu da bir işe yarayabilir. Onun dışında işte annemizin bize verdiği çeşitli bitki çaylarını içmeye çalışıyoruz. O da işe yarayabilir. Egzersiz yapmaya çalışıyoruz. İşte o da belki işe yarayabilir ama bu adet sancıları söz konusu olduğu zaman, özellikle de doğum yapmamış olan genç kızlardaki adet sancılarını gidermesi bu önlemlerle o kadar kolay değil. O zaman evdeki önlemlere doktor tarafından önerilmiş önlemleri de eklemek lazım.